Herkese merhaba arkadaşlar. 500 metrekare arsa içerisinde Efeler Mahallesi'nde çok güzel bir villanın tanıtımı için geldim. 250 metrekare net kullanım alanına sahip havuzlu lüks bir villa izleyeceksiniz. 3 milyon 750 bin TL ile satışta. Kısa bir tanıtım videosu, ardından beraber evi gezeceğiz. Evet arkadaşlar, tanıtım videomuzu izlediniz. Ev gerçekten şahane. Şahane bir villa izleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi şu an aydınlatma tesisatını denediğimiz için bazı spotlarda böyle yanıp sönüyor. Onları deniyoruz arkadaşlar. Gayet güzel, lüks bir villa. Girdiğimizde burası araç park yerimiz. İki tane araç park yerimiz var. İki araçlık araç park yerimiz var diyelim. Sol tarafta geniş bir yeşil alanımız. Yanında da çok geniş bir havuzumuz var arkadaşlar. Bahçeyi gezeceğiz. Ardından evin içerisine bakacağız ama ev çok güzel. Ev çok güzel. Rahatlıkla benim bir villam var diyebilirsiniz bu ev için. Gerçekten diyebilirsiniz. Tabii biz de tanıttığımız evleri isteyerek tanıtmak istiyoruz arkadaşlar. Gerçekten hoşumuza giden evleri büyük bir heyecanla tanıtıyoruz. Bu evde onlardan bir tanesi. 3 milyon 750 bin TL güzel bir pazarlığımız var. Şu görüntü gerçekten muazzam. Kapılar takılacak. Bazı eksikler var ama ben hemen çekim aşamasında acele etmek istedim. Çimler gelecek. Yakında çimler serilecek buraya. Bir hafta 10 gün içerisinde tamamen bitmiş olacak. Gayet güzel. Şık bir villa. Yan tarafında bir tane daha var arkadaşlar. Bir tane daha var. Farklı bir inşaat firmasının yaptığı yer. Ama orası da satılık. İsterseniz orayı da alabilirsiniz. Daha önce burayı da tanıtmıştık bildiğiniz gibi. 500 metrekare arsalar var. Böyle küçük küçük yerler yapılmış. Onlara da bak mermer konulmuş. Mermer görünümlü seramik konulmuş. LED'lerle de çok güzel bir görüntü verilmiş arkadaşlar. Özellikle akşam görüntüsü harika. Biz çekimi sonlandırana kadar akşam olacak. Tekrar bahçeye inip bakarız. Gün batımı harika. İmbat'a çok yakın. İmbat denizine çok yakın. Gün batımı harika. Mükemmel bir villa sahibi olacaksınız. Gayet güzel. İstenirse buraya bir depo yapılabilir. Burada yine bir depomuz var ama orayı da kullanabilirsiniz isterseniz. Burada da bahçe eşyalarını koyabileceğimiz böyle bir depomuz var. Gayet kullanışlı, şık bir ev arkadaşlar. Ev çok güzel. İşte spotları deniyoruz dedik ya. O biraz ekranda kararmalar olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Giriş kısmı böyle doğal olarak, yani duvarlar böyle önde bırakılmış. Giriş kısmına rüzgarlık oluşturulmuş. Ayrıca bir kapı daha yapılmış. Bunu çokça görüyoruz artık. Güzel bir kapı yapılmış oraya. Bunun nedeni de arkadaşlar nedir? Hırsızlığa karşı güvenlik açısından daha korunaklı. Şimdi girdiğimizde güzel bir antremiz var. Çok güzel bir antremiz var. Sağ tarafımızda 4 kapaklı bir vestiyerimiz var. Burada güvenlik kamerası, kayıt cihazları mevcut. Vestiyer çok şık. Bu mavi renk koruma için yapılmış. Rengi normalde böyle. Çok şık bir rengi var arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi ayrı mutfaklı. Alt katta bir tane odamız var. Mutfaktan başlayalım. Buradaki spotları kapatalım. Bunlar yanıp sönüyor ama nereden kapatacağız bunu? Bulamadım. Şuradan galiba. Evet. Böyle de çok böyle güzel oldu. Böyle güzel oldu. Nasıl duruyor ekranda? Tamam. Renkler aynı. Biraz daha böyle krem rengi, gri rengi gibi gözüküyor. Yani bu mavi kapaklar değil arkadaşlar. Hatta şöyle birini açalım. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle gösterelim. Temizlik yapılacak. Güzel bir temizlikten sonra mükemmel bir ev haline gelecek. Temizlikten sonra gelip tekrar çekimini yapacağım arkadaşlar. Çok güzel dubleks bir villa. Özellikle yukarıda çok güzel bir görüntü var. Şimdi burası da salon kısmımız. Spotlarda yanıp sönmeler olduğu için biraz daha karanlık duruyor olabilir. Kusura bakmayın bunun için. 5.32'ye 5.32'ye 6.89 5.32'ye 6.89 arkadaşlar. Mükemmel bir genişlik. Mükemmel bir genişlik. Yerler mermer görünümlü, seramik. Gördüğünüz gibi tavan aydınlatması harika.
çok güzel bir villa. Çok güzel bir villa. Buraya istediğiniz eşyayı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Ayrıca dışarıda gördüğümüz havuz kısmına da buradan bir çıkışımız var. Orada da veranda şeklinde üst kapatılmış. Tamamen de kapatabilirsiniz. Alt katta bir odamız var dedik. Odamız da burada. 354'e 485. Bakın bu gergi tavan çok güzel olmuş. Hatta bunu biz seçtik arkadaşlar. Geçenlerde bir uğramıştık. Gergi tavancı yapıyordu. Dedik ki böyle daha güzel olur. Bunu seçtik. Sağ olsun o da bizi kırmamış müteahhit firmada. Çok güzel olmuş. Yani en azından hem genç odası olarak kullanılabilir. Hem doğal olarak böyle yaşlı bir ebeveyn varsa evde onun için de kullanılabilecek bir oda olmuş. Yan tarafta da bir banyo lavabomuz var. Alt katın banyo lavabosu. Gördüğünüz gibi çok geniş, kullanışlı, şık bir banyo lavabo. Gerçekten mükemmel bir banyo lavabo arkadaşlar burası. Yukarıya çıkış merdivenleri de çok geniş. Dubleks bir villa olduğu için biraz daha geniş duruyor. Burada spotlarda bir arıza var. Hemen kapatalım şunu. Yukarıya çıktığımızda. Şimdi çıktık, güzel bir koridorumuz var. Yine sağ tarafta 4 kapaklı şık bir vestiyer var. Renkler bu. 4 kapaklı gayet ideal. Bu sefer tersten başlayalım. Dışarıda bitirelim. Burada güzel bir banyo lavabomuz var. Alt kattakiyle aynı boyutlarda geniş, kullanışlı, şık bir banyo lavabo arkadaşlar. Yan taraftaki odamızda 368'e 349 boyutlarında. Gayet güzel, kullanışlı, şık bir oda. Yerler mermer görünümlü, seramik, otomatik panjurlu. Evde ne ararsanız var. Ses ve ısı yalıtımlı, doğalgaz tesisatı mevcut. Her şey var arkadaşlar. Şimdi burada da bir odamız var. Burası 377'ye 535. Şimdi buraya en son geleceğiz. En son dışarıda bir bakarız. Hatta bahçede bitirelim bence. Buraya da bakalım. En son bahçede bitirelim. Siz de akşam görünüşünü tekrar görün. Havada kararmış olur o zamana kadar. Görüyorsunuz arkadaşlar, balkon, teras karışımı mükemmel bir genişlikte çok güzel bir alanımız var. Buranın üstünü kapatabilirsiniz. Ön bahçemiz harika gözüküyor. Karşı taraf bu arada yeşil alan. Bu yüzden kapalı. Yani hiçbir şey yapılamayacağı için bu yüzden böyle kalmış arkadaşlar. Yani bir yapılaşma olmayacak orada da. Burası da gayet kullanışlı güzel bir oda. Merdiven genişliği falan harika. Gerçekten çok iyi duruyor. Ve yan tarafında da çok geniş bir odamız var. 4 odanın 4'ü de devasa boyutlarda gayet güzel bir oturuma sahip. 4 metreye 5 metre boyutlarında bir oda arkadaşlar. İstediğiniz eşyayı sığdırabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız ve bir de ebeveyn banyomuz var burada. Toplamda 3 tane banyo lavabomuz var bu evde. Kapılar mat beyaz, kulplar antrasit griye yakın. Siyah renginde, biraz daha siyaha daha ağırlık verilmiş bir renkte. Klima tesisatlarımız var. Her şeyle hazır. Hatta şöyle yapalım. Hiç videoyu kesmeden aşağı kadar inelim. Bahçede videomuzu bitirelim arkadaşlar. Akşam da görün istiyorum burayı. 500 metrekare arsa içerisinde lüks bir villa sahibi olacaksınız. Bu villayı alırsanız rahatlıkla geniş geniş oturabileceğiniz bir ev. Şimdi ledler daha da belli oluyor gün batımı yaklaştıkça. Mesela buradaki spotlar, spot detayları çok hoş. Bak burada var mesela spotlar. Burada var taşla. Ön taraf taşla kaplanmış. Gayet güzel, şık bir villa. Hatta şöyle göstermek gerekirse gerçekten mükemmel duruyor arkadaşlar. Çok hoş bir villa olmuş. Yapanın eline sağlık. 500 metrekare arsa içerisinde lüks bir villa sahibi olmak için yapacağınız tek şey bizi aramak ve gelip evi görmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aydınlatmasını deniyoruz. İstediğiniz bir değişiklik olursa yapılabilir. Mesela derseniz ki ben dışarıda tamamen gün ışığı istiyorum. Bu beyazları değiştirebiliriz. İsterseniz bahçeyi istediğiniz ağacı diktirebiliriz. Kapıyı istediğiniz gibi yapabiliriz. Zaten villaya sizin adınız verilecek. Artık orası size kalmış arkadaşlar. Gayet güzel bir villa sahibi olacaksınız.
Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Gerçekten bu çevrede bulabileceğiniz en kaliteli yapılardan bir tanesi. Hatta 300 metrekare arsa içerisinde 3,5 milyonlara kadar fiyat istenirken 500 metrekare arsa içerisinde 3 milyon 750 bin TL güzel bir pazarlığımız var. Güzeli parantez içinde söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın.